Fail verdiği ifadede şunu söylüyor. Arkadaşının doğum günde gitmek istediği ve erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiğim için öldürdüm. Arkadaşlar, tekrar altını çizmek istiyorum. Arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için öldürdüm dedi. Bu coğrafyada genç kadınların arkadaşının doğum gününe gitmeye bile hakkı yok mu? Hangi çağda yaşıyoruz biz? Eylemin babası olabilirsin ama Murat Sevilen, sen kendine bu hakkı nasıl görebiliyorsun? Eylem kendi hayatıyla ilgili aldığı en ufak bir karardan dolayı öldürüldü. Bizler kadınların yaşam hakkı erkeklerin istekleri doğrultusunda yok olup gitmesin diye mücadele ediyoruz. AKP hükümeti yıllardır kadınların özgürlükleri aleyhine politikalar yürütüyor. Kadın düşmanları televizyonlarda kadınlarla ilgili atıp tutma hakkını kendinde görüyor. Murat Sevilen eylemi onun istediği gibi yaşamadığı için öldürdü. Ve siyasi iktidarda politikalarıyla bu ortamı yarattı. Çünkü genç kadınlar kırsınlar dizlerini, babalarının evinde otursun istiyorlar. Babalarının tahakkümü altında yaşasın istiyorlar. İstediğimizi giymeyelim, istediğimizi içmeyelim, istediğimiz yere asla gitmeyelim diye düşünüyorlar. Babalarımız ne isterse onu yapalım, bu reisçilik sistemi sürüp gitsin diye düşünüyorlar. Ama yok öyle dünya, yok öyle Türkiye. Genç kadınlar babalarının boyunduruğu altında yaşamayacak. Kimse o evlerde bizimle ilgili, bizim hayatımızla ilgili, bizim yerimize karar veremez. Özgürce yaşadığımız günleri genç feministler olarak birlikte mücadelemizle var edeceğiz biz. Herkesin bildiği üzere siyasi iktidar bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde aile merkezli politikalar yürütüyor. Kalkıyorlar aile, yatıyorlar aile. Çıkıyorlar aile çok kutsaldır. Başka bir yere gidiyorlar, aile bütünlüğü bozulamaz. Ben buradan AKP yetkililerine ve Bakan Mahinur Hanım'a şunu söylemek isterim. Batsın sizin aile düzeniniz. Yerin dibine batsın. 18 yaşında genç bir kadın babası tarafından öldürülüyorsa yok olsun o aile ilişkileri. Aileye bağımlı bir genç kadın yetiştirmek istediğinizi biliyoruz. Genç kadınların ailelerine bağımlı, hem toplumsal hem ekonomik açıdan ailelerine bağımlı bir şekilde yaşamasını istediğinizi biliyoruz. Sizin emellerinizin bu olduğunu da biliyoruz. Fakat AKP iktidarına şu toplumsal ve bilimsel yanıtı söylemek isterim. Tarih geriye doğru akmıyor. Gelecek bizim istediğimiz gibi olacak. Biz istediğimiz gibi yaşayacağız. Maalesef ki herkesin bildiği üzere bugün çok daha da üzücü bir habere uyandık. İzmir'de Vesi Şimşek evli olduğu kadın ondan boşanmak istediği için 4 kız çocuğuna kendi öz çocuklarına kurşunlar yağdırdı. Ceylin, Cemre ve Nira babaları tarafından öldürüldü. Hiranur yaralandı. Şimdi Mahinur Hanım, Erdoğan, kutsal olan aile bu mu? Çok iyi olan aile bu mu? Sizler kız çocuklarının öldürülmesine bile göz yumuyorsunuz. Yeter ki o aile ilişkileri var olup gitsin diye. Ama biz asla göz yummayacağız. Kız çocuklarının geleceğini AKP'nin eline bırakmayacağız. Kız çocuklarının geleceğini babalarının eline bırakmayacağız. Kutsal.